Merhaba, ben Nesibe. Yeşilin Elinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle köfteli yayla çorbası, köfteli yoğurtlu çorba ya da orijinal adıyla lebeniye çorbasının tarifini paylaşıyorum. Mis gibi köftesiyle, nohutuyla, yoğurduyla lezzetli bir çorba tarifi arıyorsanız bu tarif tam size göre. Yanına güzel bir salatayla ana yemek gibi bile yenilebilecek olan bu çorba özellikle bebekler ve çocuklar için de çok besleyici, çok sağlıklı. Umarım videoyu izlerken keyif alır, beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Ben çorbayı 6 kişiye rahatlıkla yetecek miktarda yaptım. Siz yapmak istediğiniz kişi sayısına göre malzemeleri oranlayabilirsiniz. Çorbanın öncelikle köfte harcını hazırlayalım. Bunun için bir tane orta boya yakın soğanı rendenin ince tarafıyla rendeleyelim. Kabın içerisine 250 gram kıyma ekleyelim. Damak zevkimize göre tuz ve damak zevkimize göre karabiber ekleyelim. Ve bu 4 malzemeyi güzelce iyice yoğuralım. Yapacağımız köftelerin çorbada dağılmaması için harcı yaklaşık 3-4 dakika iyice yoğuralım lütfen. Eğer o kadar vaktiniz yoksa köfte harcını yoğurduktan sonra diğer hazırlıkları yaparken köfte harcınız bir kenarda dinlensin. Derin bir tencereyi ocağa alalım. Ocağın altını orta hararette açalım. İçerisine 1,5-2 litre kadar su koyalım. Ve suyumuz artık kaynadığı zaman 1 su bardağından 1 parmak eksik pirincimizi yıkayıp bu suyun içerisine ekleyelim. Ve yaklaşık 10-15 dakika kadar pirinci haşlayalım. Pirinç haşlanırken biz de köftelerimizi hazırlayalım. Bunun için bir kabın içerisine 1-2 yemek kaşığı un ekleyelim. İstiyorsanız daha az unla da çalışabilirsiniz. Ve köfte harcından küçük parçalar alıp gördüğünüz gibi ikişerli ikişerli köfteler yapalım. Önce 2 küçük parça alıyorum. Sonra bu 2 küçük parçayı iki elim arasında yuvarlayarak küçük köfteler yapıyorum. Köftelerin ne kadar büyük olduğu tamamen size bağlı. İsterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Ama benim gibi bebekli bir anneyseniz biraz daha pratik olması açısından gördüğünüz büyüklükte de yapabilirsiniz. Böyle köfteler hazırladıktan sonra arada bir kabı sallayalım ve köftelerin tamamen unla bulanmasını sağlayalım ki böylece köfteler birbirine yapışmasın. Ara ara bu una bulama işlemini yapalım. Ve köfte harcından alıp köfte yapmaya devam edelim. Bu tarifin içindeki küçük köftelerden dolayı hem çocuklar hem de bebekler çok severek yiyor. Eğer bebeğiniz varsa bu çorba gerçekten hem çok besleyici çünkü içerisinde nohut var, yoğurt var, yumurta var. Hem de küçük köftelerden dolayı bebekler bunu yerken çok keyif alıyorlar. Umarım siz de dener ve bebeklerinize böyle güzel sağlıklı çorbalar yedirirsiniz. Bütün köfte harcından böyle köfteler yaptıktan sonra kabı şöyle bir sallayalım ve bütün köftelerin una bulanmasını sağlayalım. Ve hazırladığımız köfteleri bir kenara alıp biz çorbanın terbiyesini yapalım. Derin bir karıştırma kabının içerisine bir tane yumurta kıralım. Ve yumurtanın üzerine dolu dolu 5-6 yemek kaşığı yani bir kase yoğurt ekleyelim. Yarım limon suyu sıkalım. Eğer siz biraz daha az ekşi olsun istiyorsanız 2 yemek kaşığı kadar limon suyu yeterli olur. Bir dolu yemek kaşığı da un ekleyelim. Ve bütün bu malzemeleri pürüzsüz bir hale gelene kadar tel çırpıcıyla çırpalım. Biz köfteleri ve terbiyeyi hazırlarken artık iyice haşlanmış olan pirincin içerisine bir kase haşlanmış nohut ekleyelim. Nohutun miktarını kendi zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Bol nohutlu olduğunda da çok güzel oluyor. Ve pirinç ve nohutu güzelce karıştıralım. Bu sırada ocağımız hala orta hararette. Ve pirinci haşlamış olduğumuz sıcak sudan terbiyenin içerisine bir kepçe alalım. Terbiyeyi güzelce tel çırpıcıyla karıştıralım. Ve tekrar sıcak sudan bir kepçe alalım. Terbiyeyi yine karıştıralım. Böyle böyle terbiyenin sıcaklık seviyesini artırmış olalım ki terbiyeyi çorbaya eklediğimiz zaman çorba kesilmesin.
Böyle yaklaşık 3-4 kepçe pirinçli sıcak sudan terbiyeye ekleyip terbiyeyi güzelce ılıttıktan sonra terbiyenin tamamını tencereye boşaltalım ve hızlıca çorbayı karıştırmaya başlayalım. Terbiyeyi hazırladığımız kaba biraz daha su koyup kabın içerisinde kalan son malzemeleri de çorbaya aktaralım. Çorbayı güzelce fokur fokur kaynayana kadar orta hararetteki ocakta karıştıra karıştıra pişirelim. Burada karıştırmayı kesinlikle bırakmamamız gerekiyor. Yoksa çorbamız kesilir. Sabırlı bir şekilde 3-4 dakika kadar karıştırdıktan sonra zaten çorba kaynamaya başlayacak. Çorba artık göz göz kaynamaya başladığı zaman ocağın altını en kısığa getirelim ve biz köfteleri hazırlayalım. Bunun için köfteleri kızartacağımız tavayı ocağa alalım. Ocağın altını en yüksek seviyede açalım. Tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyalım. Ve yağ artık iyice kızdığı zaman köfteleri tavaya alalım. Köfteleri tavaya alırken eğer fazla un varsa lütfen o fazla unu tavaya eklemeyin. Ve köfteleri yüksek ateşte ara ara karıştırarak kızartalım. Bu sırada kısık ateşte olan çorbayı da ara ara karıştırmayı unutmayalım lütfen. Köfteleri karıştırırken lütfen köfteleri çok fazla zedelemeden karıştıralım. Tavayı sallayarak karıştırabiliriz ya da bir spatula yardımıyla yavaş yavaş alt üst ederek karıştırabiliriz. Köftelerin sulanmadan ve dağılmadan güzel bir şekilde pişirilmesi için ocak hep yüksek ateşte olsun lütfen. Hızlı bir şekilde köfteleri kızartalım. Bu arada eğer siz de benim gibi bol un kullanmışsanız köfteler kızardıkça o unlar birazcık topaklanacak gibi görünecektir. Ama hiç telaş etmeyin. Çorbada kesinlikle öyle olmuyor. O topaklar çok güzel bir şekilde açılıyor. Köfteler artık arkalı önlü kızarmaya başladığı zaman köftelerin içerisine 1,5-2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyelim. Ve köfteleri 1 dakika kadar da tereyağı ile kızartalım. Tereyağı tamamen eridiği zaman 1-2 yemek kaşığı kadar damak zevkimize göre kuru nane ekleyelim ve 1 çay kaşığına yakın da pul biber ekleyelim. İsterseniz pul biberin miktarını artırabilirsiniz. Benim çocuklarım yiyeceği için ben çok fazla eklemiyorum. Ve köfteleri de böyle nane ile 30-40 saniye kadar kavurduktan sonra hazırladığımız köftelerin tamamını çorbaya ekleyelim. Çorbayı köftelerle birlikte güzelce karıştıralım ve köfteleri de ekledikten sonra çorbayı kısık ateşte 1-2 dakika kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi çorba bayağı koyu kıvamlı oldu. Bu noktada istediğiniz kıvama gelene kadar su eklemesi yapabilirsiniz. Benim bebeğim olduğu için onun kendi kendine çorbayı daha kolay yiyebilmesi için ve çocuklarım da çorbaları biraz koyu kıvamlı sevdiği için ben biraz daha koyu kıvamlı tuttum. Tabii ki siz kendi zevkinize göre çorbanın kıvamını biraz daha açabilirsiniz. Ama bu çorba çok cıvık bir çorba değil lütfen. Bunu göz önünde bulundurun. Biraz daha koyu kıvamlı bir çorba. 1-2 dakikada köftelerle piştikten sonra çorbanın altını kapatalım. Damak zevkimize göre tuz ekleyelim ve çorbamızı gönlümüzce servis edelim. Umarım bu güzel köfteli yayla çorbası ya da orijinal adıyla lebeniye çorbasının tarifini beğenmişsinizdir ve siz de dener, evlerinizde sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Emeğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tarifi başkalarının görmesini istiyorsanız tarifimin linkini paylaşmayı, mutfağımda pişen diğer lezzetlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.